Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Evet, hoş geldiniz ekranların karşısına. Cenab-ı Hak bizi haftada bir buluşturuyordu. Şimdi bu musibetler vesilesiyle günde 3 defa buluşuyoruz. Öğle namazına mütakip saat 2'de, 2'den sonra 17.30'da. Bir de akşam inşallah 20.30'da var. Beraberce Kur'an hakikatlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Malum biz hoca değiliz. İlmimiz yok ki ondan insanları istifade ettirelim. Burada Kur'an'ın hakikatleri var, okuyoruz. Beraber istifade etmeye çalışıyoruz. Beraberce inşallah Rabbim Kur'an'ın hakikatlerini bize ilham etsin, ikram etsin. Bu gaflet uykusundan uyanalım da şu musibetleri başımızdan kaldırıp bertaraf etsin. Ahiretteki ebedi musibetlere düşmekten de bizi muhafaza etsin inşallah. Malum şimdi bir yerde diyelim bir gaz sızıntısı olsa, ailenin reisi uyansa mesela, bir anda fark etse ki herkes nefes nefes ölüme gidiyor. Evde gaz sızıntısı var, herkes nefes nefes zehirleniyor. Dakika dakika kaybediyor, dakika dakika ölüme gidiyor. Bir anda bir fark etse, nasıl, insanları nasıl uyandırır, evlatlarını, hanımını falan, nasıl bağırır, nasıl çığlıklar atar. Şimdi niye? Meselenin dehşetini o fark etmiş, diğerleri farkında değil. Diğerleri mışıl mışıl uyurken o kendini yırtıyor, paralanıyor, parçalanıyor adeta. Şimdi meselenin ciddiyetini fark etmek çok önemli. Biz işin ciddiyetini ne kadar fark ettik? Bu imtihanın, değil mi, bizi nereye götüreceğini, şu başımıza açılan ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek davasının ciddiyetini ne kadar anladık? Bizde ne kadar bir telaş, ne kadar bir ciddiyet, ne kadar bir gayret varsa biz de meseleyi o kadar anlamışız demektir. Şimdi uyananlar uykudakileri ne yapıyorlar? Uyandırmaya çalışıyorlar. Bediüzzaman Hazretleri'nin hayatına baktığımız zaman aynı o uyanıp da evlatlarının ölümle pençeleştiğini gören bir babanın çığlıkları gibi, değil mi? Ümmet-i Muhammed'in, bütün Müslüman evlatlarının, ebedi hayatlarının felakete gittiğini görüp adeta, değil mi, yırtmış kendini, adeta paralanmış kendini, adeta taştan taşa vurmuş, adeta, değil mi, öyle diyor, kardeşlerim diyor, ben çok bağırıyorum diyor, çok bağırıyorum. Zira asr-ı salisi aşırın başında, minaresinin başında durmuşum, sureten medeni, dinde lakayt olanları camiye çağırıyorum diyor, camiye davet ediyorum diyor. Şimdi bizi de Cenab-ı Hak bu vesilelerle davet ediyor, çağırıyor ve asrın çığlıklarını atan, başkasının günahına ağlayan adam, bizim derdimizle ızdırap çeken, zehirlenip ölmek pahasına olsun şu hakikatleri bizden esirgemeyip her şeye rağmen yazıp da bize ulaştırmanın gayretiyle çırpınan bir zat var karşımızda. Şu anda onun kitaplarıyla onun dersine muhatabız. Bu eserler böyle sıcak kaloriferli ortamlarda, yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda, böyle imkanlarda, böyle ortamlarda yazılmamış. Hapishane, değil mi, camlarının 2 milim buz tuttuğu zamanlarda, değil mi, zehirlenilmiş, idam tehdidiyle inim inim inleyen bir dehşetli bir vaziyet. Şimdi bu vaziyetler içinde bu hakikatleri yazmaktan vazgeçmemesi davanın ne kadar ehemmiyetli, şu meselelerin bizim için ne kadar büyük hayati değeri olduğunun ifadesi değil midir? Şimdi 26. Lema'dan, İhtiyarlar Risalesi'nden, her seferinde söylüyor, söyleyeceğiz de, Mehmet Feyzi abinin bir ifadesi var. Diyor ki, Bediüzzaman Hazretleri İhtiyarlar Risalesi'ni gençler için yazmış diyor. Biz de gençler için okuyacağız, ihtiyarlar da istifade etsin inşallah. Üçüncü rica, bir zaman ihtiyarlık gecesinin uykusundan, bir zaman gençlik gecesinin uykusundan, İhtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit kendime baktım. Allah aşkına ifadelere bakın ya. Şimdi geceleyin karanlıkta insan çok şeyleri fark edemez, değil mi?
Hava aydınlandığı anda bir bakar ki Allah Allah neler varmış ya. İnanın aynı gençlik öyle. Gençlikte insan çok şeylerin farkına varamıyor. İhtiyarlıkta bir uyanıveriyor. Eyvah diyor, ben ne yapmışım ya. Nasıl göremedim diyor. Nasıl gaflet ettim. Nasıl da diyor kaybetmişim o günleri. Nasıl diyor zayi etmişim gençliğimi diye. Bak farkına varamadığı, göremediği çok şeyleri gençlik gecesinden ihtiyarlık sabahına uyandığı anda fark edip görüyor. O yüzden diyor ki ihtiyarlardan sorun diyor gençlere. Siz meseleyi ihtiyarlardan sorun. Hani Nasrettin Hoca'ya demişler, eşekten düşmüş de Nasrettin Hoca, demişler doktora götürelim, yok diyor, bana eşekten düşen getirin. Çünkü o bir kere düşmüş, biliyor nasıl düşüldüğünü. Tecrübesi var. İhtiyarlardan sorun diyor. Hastalardan sorun sağlığın kıymetini, nimetini. Ha demek onlar o yoldan geçmişler. Bir yolu en iyi kim bilir? O yoldan daha önce giden bilir. Tecrübeli olan bilir. Bu hayat yolundan daha önceden gidenler var. İhtiyarlardan ve hastalardan sorunuz diyor. Ne diyecekler? Eyvah gençliğimizi bağlı heva. Belki zararlı zayi ettik. Sakın bizim gibi yapmayınız diyecekler diyor. Ya. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Demek gafletle geçen gençlik, Kur'an nurlarından mahrum bir gençlik, iman projektörüyle yolunu aydınlatamayan bir gençlik, karanlıkta giden bir insan gibi. Başına gelmeden, hani biz karanlıkta giderken, değil mi? Görmediğimiz için ancak ayağımız takılıp düşeceğiz de, dokunup çarpacağız da o zaman eşyayı fark edeceğiz. Gençlikte öyle mi değil mi? Başına bir musibet gelmeden bir türlü akıllanmıyor insan. Ya illa çarpacak, illa başına bir şey gelecek de o zaman fark edecek. Ama başına bir musibet gelmeden, o belayı, o cezayı görmeden fark etmenin yolu iman projektörüyle yolunu aydınlatmaktan geçiyor. İşte şu iman derslerine kulağını veren bir genç, ihtiyarlardan daha tecrübeli, ihtiyarlardan daha zekice, daha akıllıca yolunu aydınlatmaya çalışabiliyor. Öyle gençler var elhamdülillah. Bir zaman gençlik gecesinin uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığım vakit. Kendime baktım. Vücudum kabir tarafına bir inişten koşar gibi gidiyor. Allah Allah. İfadeler ne güzel bakın. Şimdi inişten bir dik bir bayırdan aşağı doğru koşan bir adam durabilir. Dursa şap diye yapışır yere değil mi? Geri adım atma ihtimali var mı? Yok. O hızla değil mi? Mümkün değil durması. Aynı onun gibi. Hayatımızda zaman dediğimiz bayırdan aşağı doğru yuvarlanıp gidiyor. Bir inişten koşar gibi gidiyor. Allah Allah. Niyazi Mısri'nin günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil, binası olmuş viran bir haber dediği gibi. Ruhumun hanesi olan cismimin de her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor. Ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat ayrılık zamanının yakınlaştığını hissettim. Ya o manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil, binası olmuş viran bir haber. Müthiş bir ifade ya. Tam bize anlatıyor. Hani bazı gecekondulara yıkım kararı çıkıyor ya, belediye geliyor başlıyor yıkmaya. Adam hala içeride, Yangel Osman yatıyor, hala gaflette. Hala inanmıyor yıkılacağına. Biraz sonra çatır çutur binanın her tarafından sesler gelmeye başlayınca dışarı çıkıyor ama artık işten geçmiş. Aynı onun gibi, aynı vaziyetteyiz. Şu cisim, şu beden adeta yıkım kararı çıkmış bir bina. Çıkmadı mı? Yıkılmayacak mı muhakkak? Mutlaka yerle bir olmayacak mı? Kainatın sahibi, şu vücudun, şu bedenin yaratıcısı, bu beden için, bu vücut için bir yıkım kararı çıkarmış. Bilmiyoruz hangi dakikada, neyle, acaba bir virüs mü sebep olacak, bir deprem mi sebep olacak, bir hastalık mı sebep olacak veya sebepsiz mi olacak? Sebepsiz de oluyor.
İlla sebeplerden korkmaya gerek yok. Zaten öldüren sebepler değildir. Sebeplerin arkasında ilahi iradedir. Yoksa dünyanın bütün virüsleri hücum etse size, değil mi? Yıldızlar yağmur olup yağsa bir halt edemezler. O size ömür hakkı verdiyse, alacak nefesiniz, yiyecek lokmanız varsa sizin ömrünüzü bir dakika ne kısaltabilir ne de uzatabilirler. Demek vaziyetimiz böyle. Gaflet içinde şu vücut binamız yıkılıyor. Her gün, şimdi düşünün, diyor ya günde bir taşı binayı ömrümün, ömür binamın düştüğü yere. Şimdi ömür günlerimiz sayılı mı? Sayılı. Belli mi? Belli. Biz bilmiyoruz, o ayrı mesele. O da ayrı bir rahmet yani. Cenab-ı Hakk'ın bize ömrümüzün günlerini, vefat edeceğimiz tarihi bildirmemesi, o da ayrı bir nimet. O da ayrı bir ihsan. Bildirse yarı ömrümüz gaflette geçer. Yarı ömürden sonra da her gün ölüme bir adım yaklaşmanın ızdırabıyla hayatımız zindan, cehennem olurdu. Şimdi bilmiyoruz ama sayılı. Yani şu ömür binamızın taşları sayılı. Hiçbir şey olmasa, hiç virüs denk gelmedi, deprem olmadı, yangın olmadı, hastalanmadık, sağlıklıyız, sıhhatliyiz. Yine her gün bu binadan bir taş düşüyor mu? Her gün bir taş olarak düşünün her günü. Her gün bir gün daha düştü. Bir taş daha düştü binadan. Bir gün yerle bir olacak. Bir gün bitmeyecek mi bu taşlar? Bazen ani bir deprem oluyor, taşların tamamı aynı anda yıkılabiliyor. Bazen bir top denk geliyor kaleye, değil mi? Ne yapıyor? Yerle bir ediyor. Bizim kaleye denk gelen top da nedir? Virüs, değil mi? Bakıyorsun, değil mi? Biz şey zannediyoruz böyle, hani serseri, kendi başına hareket ediyor. Aman şöyle yapalım, böyle yapalım ama öyle değil o. Onun da dizginini tutan biri var. O bilmiyor mu rotasını? Cenab-ı Hak onu rotasız, onu güdümsüz, onu haritasız, değil mi? Onu hedefsiz mi bıraktı, haşa? Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın bir memurudur. Virüsten değil de biz Allah'tan korkalım. Çünkü virüs öldürmeyebilir ama Allah bizi öldürecek, huzuruna alacak. Allah'a hesap verememekten korkalım. Değil mi? Yediğimiz, Allah muhafaza, haramlardan, değil mi? Haklardan, hukuklardan, kırdığımız kalplerden korkalım. Yığın yığın günahlarımız var. Onları bir an evvel eritip istiğfarla, tövbeyle silmenin derdiyle, değil mi? Bu günahlarla Rabbimizin huzuruna çıkmaktan utanalım, korkalım. Korkmanın menba kaynağı bu olması lazım. Yoksa virüs ne yapar? Virüsün bize verebileceği en büyük zarar nedir? Dünyevi 3 günlük hayatımızı elimizden alır. Zaten öleceğiz. Zaten önümüzde bir yol var. Virüs sadece süreci hızlandırır. Asıl, değil mi şimdi, cennetlik veya cehennemlik, insanlar ikiye ayrılıyor. Şimdi virüs olmasa bile herkes burasından böyle gidiyor. Şimdi virüs ne yapıyor? Sadece arkadan ittiriyor, biraz süreci hızlandırıyor, gidişatı hızlandırıyor. Aradaki mesafeyi bir anda kapatıveriyor. Cennetlikleri cennete, cehennemlikleri cehenneme dökmenin bir vesilesi oluyor. Bazılarının da uyanıp rotayı değiştirmesine vesile oluyor. Ha öyleyse virüs bize bizim tercihimizin dışında bir tercihi seçtiremez. Biz ebedi istirahatgah olarak cenneti seçtiysek, virüs o tercihi değiştiremez. Ha, asıl biz irademizle tercihimizi doğru seçeceğiz. O zaman virüs bir halt edemez. Günde bir taşı binayı ömrümün düştüğü yere, can yatar gafil, binası oldu viran, bir haber dediği gibi. Ruhumun hanesi olan cismimin de, her gün bir taşı düşmekle yıpranıyor ve dünya ile beni kuvvetli bağlayan ümitlerim, emellerim kopmaya başladılar. Hadsiz dostlarımdan ve sevdiklerimden müfarekat, ayrılık zamanının yakınlaştığını hissettim. O manevi ve çok derin ve devasız görünen yaranın merhemini aradım, bulamadım. Yine Niyazi Mısri gibi dedim ki, dil bekası, hak fenası istedi mülkütenim, bir devasız derde düştüm. Ah ki Lokman, bir haber. Yani benim kalbim bütün kuvvetiyle beka, ebediyet, sonsuzluk istediği halde hikmet-i ilahiye cesedimin harabiyetini iktiza ediyor. Hekim-i Lokman da çaresini bulamadı,
dermansız bir derde düştüm. O vakit, şimdi hakikaten gafletle bakınca ölüm kaçınılmaz. Başımızda ve muhakkak ve mutlaka bizi alıp götürecek. Yani bir, değil mi şimdi yıkım kararı çıkmış, isterse bütün mahalleli dirensin, iş makinalarının önünde sadece ezilirler. Mümkün değil. O kalem kırılmış artık. O ev yıkılacak. Aynı onun gibi. Şimdi her nefis ölümü tadacaktır. Kullu nefsin zâikatul mevt. Kalem kırılmış. Hüküm çıkmış artık. Değişmez. Öyleyse şimdi gafletle bakınca insan böyle mahkum, mecbur, perişan, ne yapacağını bilmeyen bir vaziyette. Öyle öyle konuşuyoruz. Adam ya diyor evlere çekildik ölümü bekliyoruz diyor. Bu ne demek ya? Yani adeta böyle idamı bekleyen mahkum gibi hayat ızdırap oluyor. Öyleyse bu halet ruhiye, bu psikoloji insanı zaten öldürür. Hiç virüs senin sokağından geçmese yine sadece bu psikoloji senin aklını kaçırır ya. Daha o psikolojiyi yaşamaya da gerek yok. Bak psikolojik olarak, manevi olarak yıkıveriyor Allah muhafaza. Ama imandaki rahatlık, imandaki emniyet, imandaki saadet, imandaki itminan, her şey Rabbimin tahtı tasarrufunda. Her şey kontrol altında. Her şey ilahi iradeye tabi. Bak. Şimdi imansız bakış ölümü çaresiz bir yıkılış olarak görüyor. Yıkım ekipleri yıkacak beni. Her gün yıkıyorlar, bir gün gelecek kökten yıkacaklar. Buna vesile bir şeyler olacak ama bilmiyorum hangi vesileyle. Öyleyse her şeyden korkarım. Acaba bu mu? Acaba ecelim bununla mı, öbürle mi, onunla mı, onunla mı? Her şeyi böyle katil gibi, adeta böyle gangster gibi görürüm. Her şeyden titrer ve korkarım. Ama ne diyor bakın abi? O vakit birden merhameti ilahiyenin lisanı, misali, timsali, dellalı, mümessili olan Peygamberi Zişan aleyhissalatü vesselamın nuru ve şefaati ve beşere getirdiği hediye-i hidayeti, hidayet hediyesi. O dermansız, hadsiz zannettiğim yaraya güzel bir merhem ve tiryak oldu. Karanlıklı yesimi, ümitsizliğimi nurlu bir ricaya çevirdi. Evet, şimdi adeta idam sehpasında idam edilmeyi bekleyen bir mahkuma birisi gelip de kulağına fısıldasa dese ki affedildin dese, bir de dese ki bundan sonra sultanın sarayında yaşayacaksın dese, dünyalar onun olmaz mı? Ne kadar sevinir değil mi? Şimdi adeta imansız bir insan ölümü bekleyen bir mahkum gibi, idama bekleyen bir mahkum gibi böyle bekleşip dururken şu andaki insanlık düşünün, dünya insanı bekliyor. Bir değil mi? Ansızın bir yerden değil mi? Görünmez bir cellat, görünmez bir katil, virüs gelip de bir anda değil mi hayatıma son verebilir. Bekliyoruz. Kesilmeyi bekleyen, değil mi? Mezbahanede kesilmeyi bekleyen hayvanlar gibi bekleyip duruyoruz. Şimdi tam beklerken hidayet-i ilahiye, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Allah'tan getirdiği haber, Miraç'tan getirdiği haberi kulağımıza fısıldıyor. Ölüm hiçlik değil, yokluk değil, firak değil, ayrılık değil, ebedi bir saadetin başlangıcıdır. Sonsuzluğa yolculuktur. Bütün sevdiklerin başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile kavuşmak alemidir diye bize kabrin öbür tarafındaki ebedi saadetin müjdesini veriyor. Bununla ölüm bile ölüm olmaktan çıkıyor ya. Evet ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyareler. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Allah Allah. Yani kendimizi aldatmanın, kandırmanın bir alemi yok. Gideceğiz ya. Bugün olmazsa yarın gideceğiz. Virüsle olmazsa başka şeyle gideceğiz. Ama gideceğiz. Yolcu yolunu düşünmeli. Yani bu ölümün bize sürpriz olmaması için her gün onu düşünüp ona göre hazırlanmamız gerekiyor.
Ya ama her gün ölümü düşünen bir adam hayattan nasıl lezzet alsın ki? Asıl hayattan onunla lezzet alıyor insan. Her gün şimdi adam diyelim mesela Almanya'da çalışıyor. Buraya yazlık yaptırıyor. Şimdi karı koca oturuyorlar. Orada çalış, çabala, yeme, içme, uğraş. Buraya hep yazlığa gönderiyor. Veya diyelim adam Bodrum'da, Kuşadası'nda şurada burada bir yazlık yaptırıyor. Burada çalışıyor, uğraşıyor. Şimdi daha o yazlığı yaptırırken burada oturup da her gün o yazlığı konuşsa, ya gittiğimizde şöyle de yaparız, böyle de yaparız, pencereleri şöyle olsun, bilmem bacaları böyle olsun, kapıları böyle olsun, şu da olsun, bu da olsun falan diye böyle hep ondan bahsetmek, hep o yolculuğu anlatmak, bir gün kesin dönüş yapacağız. Bu gurbetten döneceğiz, yaptırdığımız, değil mi, mülkümüze, yaptığımız yatırımlara kavuşacağız, o yazlığımızda keyif süreceğiz. Her gün o kesin dönüş gününü konuşsalar, her gün lezzet almazlar mı? Bizim de dünyada değil mi yatırım yaptığımız bir alem var. Mülklerimiz var orada, köşklerimiz var, değil mi saltanatımız var. Orada bizi bekleyenler var inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam var, her şeyden daha kıymetli. Şimdi her gün o kesin dönüş gününü konuşsak, her gün ondan bahsetsek lezzet vermez mi insana? Öyle ya, şu anda düşünün mesela bir insan şu bedenden sıyrıldığı nispetle ne yapıyor? Şu bedenin şartlarından kurtulduğu nispetle rahatlıyor. Bedenin hızı saatte 4 kilometre. Arabaya binince ne yapıyoruz? 40, 50, 100, 200 rahatlamıyor muyuz? Beden aynı anda değil mi? Bir kişi bir mekanda bulunabiliyor. Ekrandan bir anda binlerce yerde bulununca ne yapıyoruz? Rahatlıyoruz değil mi? Bak şimdi teknoloji bedenin kayıtlarını kırıyor. Yavaş yavaş ruhun önündeki beden engellerini kaldırmaya yardımcı olduğu için lezzet alıyoruz bak. Oh diyoruz ya. Rahat of. Telefon bir kapansa, hat bir gitse hemen insan bunu niye? Çünkü ruha açılmış bir pencere bu. Şimdi bakın şu beden ruhun önünde çok büyük bir engel. Çünkü ruh bir anda 100.000 yerde bulunup 100.000 lezzeti aynı anda alabilecek bir makine. Bir istidat var, bir kabiliyet var ki şu bedene sığmayacak kadar muazzam ve muhteşem bir mana bu ruh. Ama beden engel. Ölüm aslında ne biliyor musunuz? Ruhun öndeki beden engelinin kaldırılması. 1.000 yıldızda bir anda bulunabilecek bir istidat kabiliyet var. Eğer kırmızı bültenle aranmıyorsa. Çünkü bazıları kırmızı bültenle aranıyor. Şu dünyada hür, serbest, kabir kapısında Allah muhafaza yakalanacak. Cenab-ı Hak istiğfarla, tövbeyle, günahlarımızdan inşallah pişmanlıkla, değil mi? Kendimizi dünyadayken affettirmenin yollarını arayanlardan eylesin bizi inşallah. Tövbenin de en geçerlisi iman hakikatlerle meşguliyetmiş. Rotamızı çevirmek, yani bu yolda sabit durmak, hidayetten, imandan istifade etmekmiş. Ey benim gibi ihtiyarlığını hisseden muhterem ihtiyar ve ihtiyarlar. Biz gidiyoruz. Aldanmakta fayda yok. Şimdi ihtiyarlar haftası dolayısıyla huzur evinde bir eğlence yapmışlar da internette gördüm. Baktım işte yaşlı teyzeleri, nineleri, amcaları toplamışlar. İşte dans yaptırıyorlar, eğlence yaptırıyorlar, bilmem şöyle böyle falan. Böyle baktım Allah Allah. Kendi kendime dedim ki ya, şimdi orada hep beraber toplanmışlar, hepsi gideceği günü bekliyor. Artık hayatın, değil mi, sonuna, kapının eşiğine gelmişler, bir ayağı çukurda diyorlar ya. Şimdi bu vaziyette bir insana, Allah aşkına, orada sizin bir saat, iki saat eğlendirmeniz, bir saat, iki saat onu geçici zevklerle, şunlarla, bunlarla veya günahlarla meşgul etmeniz bunu teselli mi eder? Yoksa yarasına tuz mu serper yani? Bir saat sonra terk ettiniz ve hepsi birbirlerine bakışıp duruyorlar. Ve her gün bir cenaze arabası kalkıyor, birini alıp götürüyor. Allah aşkına bu vaziyette yaşanır mı ya? Ancak nedir? İmandan gelen teselli. Yani ebedi gençliğe doğru yaklaştığını hissetmek. Gider ayak hasılatı toplayıp götürmenin heyecanıyla kıpır kıpır, değil mi? Kabrin öbür tarafında sonsuz ebedi gençliğe yaklaşmanın heyecanıyla insanın hayattan lezzet alması mümkündür ya.
Ya. Demek ki kendi kendimizi aldatmanın bir alemi yok. Gittiğimiz alem kötü bir alem değil. İşte öyle diyor. Ölüm kötü bir şey olsaydı, fena bir şey olsaydı ölür müydü peygamber diyor Necip Fazıl. Yani peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vefat etmiş. Biz de onun arkasından yaşarsak inşallah onun arkasından gideriz. Allah muhafaza başkalarının arkasından gitme ihtimali de var. Demek rota bizim elimizde, direksiyon bizim elimizde. Sünnet-i seniyeye ittiba ederek onların izinden, onların gittiği yere gitme ihtimalimiz daha güzel, daha kuvvetli inşallah. Biz gidiyoruz, aldanmakta fayda yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar. Sevkiyat var. Fakat gafletten ve kısmen de ehli dalaletten gelen zulümat evhamlarıyla bize firaklı, karanlıklı görünen berzah memleketi ahbapların mecmuasıdır. Bütün sevdiklerimizin toplandığı, buluştuğu alemdir. Başta şefiğimiz olan Habibullah aleyhissalatü vesselam ile bütün dostlarımıza kavuşmak alemidir. Evet, 1350 senede her sene 350 milyon insanların sultanı ve onların ruhlarının mürebbisi ve akıllarının muallimi ve kalplerinin mahbubu ve her günde es-sebebü kel fail sırrınca, sebep olan yapan gibidir sırrınca, bütün o ümmetinin işlediği hasenatın bir misli sayfe-i hasenatına ilave edilen ve şu kainattaki makasıd-ı ilahiyenin medarı ve mevcudatın kıymetlerinin tealisinin sebebi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği dakikada ümmeti rivayeti sahiha ile ve keşfi sadıkla dediği gibi mahşerde herkes nefsi nefsi dediği zaman yine o ümmeti diyerek ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diyerek Cenab-ı Hak onu defalarca cennetine çağırdığı halde girmem diyor Cebrail aleyhisselama, girmem diyor ümmetim girmeyince diyor ümmeti diyerek yani Allah aşkına ya. Ayette geçiyor. Ayet diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında diyor ki Habibim diyor ümmetine çok düşkündür. Onların dertleriyle acı çeker. Onların sevinçleriyle sevinir diyor. Adeta kendini bizim için değil mi her türlü sıkıntıya düçar eden adeta kendini ümmeti için parçalayan bir peygamber ya. Cenneti bile istemem diyor. Ümmetim girmeyince. Ümmeti için kendini feda etmiş bir peygamber. Bizim için böyle çırpınan, her türlü eza cefaya razı olan, değil mi? Adeta cenneti terk eden bir peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz var ya. Böyle bir peygamberin izinden gidilmez mi? Böyle bir peygamberin çağırdığı istikamete gidilmez mi? Şimdi bakın ahiretteki cehennemden bizi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin, onun peşinden, onun izinden gitmenin kurtaracağını zaten hakikatler anlatıyor. Hiç o tarafa bakmayalım. Şimdi sadece şu dünyaya bakın. Şu andaki krizi değerlendirin. Şu andaki virüsü değerlendirin ya. Allah aşkına sünnet-i seniyeye harfiye ittiba eden bir insana. Yani yemekten önce bir sevabı varsa diyor yemekten sonra 10 sevabı var. Şimdi temizlik, taharet, İslamiyet'ten Müslümanlardan daha temiz, daha tahir, temizliğe bu kadar fazla dikkat eden biri var mı? Başka bir ümmet, başka bir topluluk var mı Allah aşkına? Öyle 5 vakitte bütün değil mi azalarını yıkayıp devamlı her hafta en az 2 kere yıkanmak, banyo yapmak sünnet. Şimdi tırnakların kesilmesi sünnet. Hiçbir yerde virüs barınmayacak şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha bizi bu dünyadaki manevi değil mi, pisliklerden bir de maddi pisliklerden, virüslerden, azaplardan, sıkıntılardan, belalardan kurtarıyor. Kim bilir ahirette nasıl bir azaptan, nasıl bir eza cefadan, nasıl bir sıkıntıdan kurtaracak değil mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izinden gidemediğimizin, onu hakkıyla takip edemediğimizin, onun sünnetine harfiyen ittiba edemediğimizin faturasını ödüyoruz şu anda.
İşte o zatın şefaati altına girip nurundan istifade etmenin ve zulümat-ı berzahiyeden kabrin karanlıklarından kurtulmanın çaresi sünnet-i seniyeye ittibadır. Şimdi bu sünnet-i seniyeye ittiba noktası çok önemli. Hadiste buyurmuş, men temesseke bi sünneti inne fesadi ümmeti felehu ecru mi'etin şehid. Kim diyor ümmetimin fesada düştüğü zamanda benim bir sünnetime yapışırsa o 100 şehidin ecrini, sevabını kazanabilir diyor. Sünnetime yapışmak ne demek? Sünnet tarz demek, yol demek, iz demek. Yani ne demek sünnet? Biz şimdi sünnet deyince hemen aklımıza ne geliyor? Ya misvak kullanmak sünnet. Tabii küçümsemek manasında değil. Onlar da ehemmiyetli sünnetler. İşte 3 yudumda su içmek sünnet, taranmak sünnet, sağa doğru yatmak sünnet. Bunlar sünnetin adab kısmı. Ama buradaki hadiste beyan edilen sünnetime yapışmak dediği, yani benim izimden gitmek. Nereden bileceğiz hangisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın izidir? Şimdi aklen ve mantıken ümmetin bu kadar itikadının bozulduğu, herkesin acabalarla şüpheye düştüğü, değil mi? İnsanların dine, İslamiyet'e bu kadar soğuduğu ve uzaklaştığı bir zamanda şu anda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şu evde olsaydı, şu ortamda, şu mahallede, şu şehirde, bu ülkede yaşıyor olsaydı neyle meşgul olurdu? Ne yapardı? Ümmetin en büyük ihtiyacı olan iman. Bırakın şunu bunu. Şu anda insanlar imansız gidiyor. Öyleyse Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bütün kuvvetini, bütün himmetini iman kurtarmaya sarf etmez miydi? Ha, demek bizim de şu manayı anlayıp asrın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vekili olarak sözcüsü olan zatların izinden, onların peşinden, onların gösterdiği istikamete can siperane koşturmamız sünnet-i seniyeye ittiba manasına gelir ki inşallah 100 şehidin ecrini, sevabını bize kazandırır inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Gece 20.30'da da inşallah dersimiz var. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan hem de Facebook'tan aynı anda ders yapacağız. İnşallah Hastalar Risalesi'nden her gün öğle namazına müsakip saat 2'de, İhtiyarlar Risalesi'nden de şu anda ikindi namazının arkasından derslerimize devam edeceğiz. Niyetimizde inşallah gece saat 11-11.30 gibi de soru cevap yapmak var. Her gün sizden gelen sorulardan birine cevap vermeye çalışacağız. İnşallah bir WhatsApp hattı belirlemeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak güzelliklere vesile etsin. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim istifademizi ve istifadenizi artırsın inşallah. El-Fatiha.